Merhaba Art TV izleyicileri. Yeni bir Artı Gerçek programıyla karşınızdayız. Biz stüdyoda Artı TV programcısı Erk Acarer ile birlikte olacağız. Hoş geldin Erk. Merhaba abi. Bu bölümde bize Alp Altınörs, Artı Gerçek yazarı, İnci Hekimoğlu ve Koray Düzgören de katılacak. İnci hoş geldin. Merhaba, hoş bulduk. Alp Altınörs hoş geldin. Hoş bulduk. Herkese iyi yayınlar. Selamlar. Evet. Vallahi yani Türkiye'nin zaten karmaşık olan gündemine her gün bir bomba daha düşüyor. Gündem tekrar alt üst oluyor. Ve dün de en son dokunulmazlıkların kaldırılması bombası düştü. Yani saray meclise bir darbe yaptı ve CHP'li Enis Berberoğlu'nun, HDP'li Leyla Güven'in ve Farisoğulları'nın dokunulmazlıklarını kaldırdı. Abi sen de yakından izledin aslında, sıcağı sıcağı izledin Ankara'da bu olayları. Nasıl bir durum değerlendirmesi çıkıyor? Nasıl bir tablomuz var? AKP Türkiye'yi nereye doğru götürmek istiyor? Ya açıkçası AKP MHP diyelim buna. Çünkü Devlet Bahçeli'nin açıkladığı 6 maddelik bir plan vardı. Onun 6. maddesi anımsarsanız dokunulmazlıklar konusunda beklentilerin karşılanması şeklindeydi. Bu temelde özellikle hani AKP ve MHP'nin bir irade birliğine gittiği anlaşılıyor ama meclise Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın imzasıyla hiçbir parti grubunun haberi olmaksızın gelen bir ani tezkere bu. Açıkçası önceden de bu tür milletvekilliği düşürme hamleleri yapmıştı AKP ama genelde bir hafta önceden meclisteki grubu bulunan partilerin bundan haberi olurdu. Bu sefer hatta darbeci bir tarzda, adeta değil de darbeci bir tarzda hatta, diyelim ona. Ya muhalefetten kaçırdı. Pat diye geldi, okundu ve hemen arkasından... Efendim, muhalefetten kaçırdılar bu gündemi. Duyuyor musun Menel? Sesi alamadım. Muhalefetten kaçırdılar gündemi. Evet, yani muhalefetin iki muhalefet partisine birer darbe indirmiş oldular bu şekilde. Ve hemen aynı gün yakalama kararlarının çıkması, Leyla Güven'in sanırım 2,5 ay kadar bir yatarı kalmış hapis cezasından. Yani hiçbir şekilde gözaltına alınmasına, tutuklanmasına gerek olan bir durum da yok ortada. Evet. Keza Musa Farisoğulları'nın çok ciddi sağlık sorunları olduğu biliniyor. Yani hapishanede kalma noktasında sağlık durumu elverişli değil. Enis Berberoğlu ben kendim gidip teslim olacağım diye açıklama yaptığı halde yani muhalefet kitlelerine açıkçası iktidara muhalif olanlara gözdağı amacıyla şok ve yıldırma amacıyla yapılan bir psikolojik harekat bu. Yani bunun adını böyle koyalım ve bu gerçekten saray çevresinde çok dar bir komitanın sadece bildiği. Evet. İşte belki Fuat Oktay, İçişleri Bakanı, birkaç kişinin böyle bilip tertiplediği bir durum. Daha önceden BDP'li Kemal Aktaş'ın, MHP'li Engin Alan'ın kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu halde bunların dönem sonuna ertelenebildiğini, bu yönlü bir tahammül olduğunu biliyoruz. Ama saray darbesi olarak tabir edilebilecek 2015 7 Haziran'ından sonraki süreçte bu tür olağan dışı uygulamalar, olağanüstü uygulamalar olağan hale getirilmeye çalışılıyor. Burada her 3 milletvekilinin de Anayasa Mahkemesi'ne hak ihlali yönünde başvurusu var. Dolayısıyla Anayasa Mahkemesi bir hak ihlali kararı verdiği durumda tabii ki bu davalar bozulacak. Yani yeniden görülecek ama bu işlem geri alınamayan bir işlem olduğu için bu hak gaspları geri çevrilemeyecek. Ve yine Anayasa Mahkemesi'ne bir başvuru süreci var burada. Anayasa Mahkemesi'nin bunları boşa çıkarması lazım. Yani bu kararları geçersiz ilan etmesi lazım. Yapılan anayasaya aykırı. Diyeceksiniz ki anayasa mı kaldı memlekette? O da ayrı bir tartışma. Tabii ki kalmadı. Zaten kalmamasının sonuçlarını yaşıyoruz. Bu şekilde işte HDP'nin 1001 emekle barajı aşarak %10 gibi çok adaletsiz bir ülke barajını aşıp geçerek meclise gönderdiği 6 milyon seçmenin oylarıyla meclise gönderdiği insanlar tek tek vekillikleri düşürülmek suretiyle ve bir de tabii şiddetin dozu artsın diye aynı gün gözaltına alınıp tutuklanması bunlar evet. Çok bilinçli yapılan hareketler. Özellikle gözdağı ve yıldırı amacını taşıdığını görüyoruz. Bugün HDP milletvekillerinin
mecliste yaptıkları açıklama, oradan Kızılay'a yürümeleri, burada da bu açıklamayı yinelemeleri biraz belki buna karşı bir tavır olarak görmek lazım. HDP eş genel başkanları bugün bir açıklama yaptılar. Pervin Buldan, Mithat Sancar. Bin bir emekle kazanılmış hiçbir mevziyi, hiçbir kazanımı AKP'ye teslim etmeyeceğiz yönünde bir tavır. Çünkü şu tür tartışmalar da var. İşte HDP acaba meclisten çekilecek mi, çekilmeyecek mi? Şunu ifade etti eş genel başkanlar. Zaten bu saldırının amacı HDP'yi meclisten ve genel olarak siyasi alandan tasfiye etmek. Evet. Yani bu saldırıya direnmenin yolu onların işini kolaylaştırmak olamaz. Dolayısıyla bu mevzilerde kararlıca durmak ve bütün demokrasi güçlerini bu konuda göreve çağırdılar. Nitekim partinin yine bir tutum belgesi açıklanmıştı 1 Haziran'da. Ülkeye bir gelecek perspektifi çizen, HDP'nin ülkeyi bekleyen değişim sürecinde oynayacağı rolün altını çizen bir belgeydi. Bugün, dün yaşanan bu siyasi darbe buna da bir yanıt olarak okunmalı. Çünkü 2015'ten bu yana şöyle bir siyasi eğilim var. Bunu siyasi bir kanunla diyebiliriz bunu. Siyasetin bir kanunu diyebiliriz. Ne zaman ciddi bir değişim kapıya gelse bir HDP sancısı başlıyor. Muktedirlerin bünyesinde bir spazm oluşuyor. Yani tamam bir şeyler değişsin ama HDP'nin temsil ettiği 6 milyon seçmen, bunun içerisinde özellikle ülkenin ezilen kesimleri, Kürtler, Aleviler, kadınlar, gençler, işçiler, işsizler, bu değişim sürecinden hiçbir şekilde istifade etmesinler. Onlar dışında kalsın. Ve şu son 6 aylık döneme baktığımızda MHP'nin de ciddi anlamda ön planda olduğu bir negatif değişim süreci Türkiye'de görüyoruz. Yani Çakıcı'nın salındığı, uyuşturucu mafyasının tahliye edildiği, milletvekillerinin hapse atıldığı, siyasi parti faaliyeti yürütmenin suç sayıldığı, mafya faaliyetinin kahramanlık ilan edildiği. Bir anlamda meşrulaştırıldı. Hayır, meşrulaştırmanın ötesinde Bahçeli'nin tweetlerini anımsarsanız kahraman diyordu Alaaddin Çakıcı ve suç ortaklarına. Yani mafya faaliyeti yapmanın kahramanlaştırıldığı, siyasi mücadele yürütmenin kriminalize edildiği bir ülkeye doğru Türkiye götürülmek isteniyor. Ama tabii ki Türkiye'de iktidar partilerinden ibaret değil. Şunun da altını çizmek lazım. Bugün bu saldırıların yoğunlaşmasında temel sebep Cumhur İttifakı'nın gelen anketlere göre artık bir azınlık iktidarına dönüşmüş olmasıdır. Çünkü 7 Haziran'da bir sancı başladı. AKP'nin azınlığa düşmesiyle birlikte yanına MHP eklemlenerek bu idare edilmeye çalışıldı. Ama gelinen noktada Cumhur İttifakı da azınlığa düşünce artık Türkiye'de bir siyasi değişim er ya da geç kaçınılmaz hale geldi. Dolayısıyla bu siyasi değişimin ezilenler lehine, emekçiler lehine, kadınlar, gençler lehine olmaması adına da HDP'ye dönük salvolar da arttı. Ama buna rağmen bu ülkede hani siyasi bir yapı olarak, siyasi bir kültür, bir siyaset yapma tarzı olarak HDP'nin kendisini yerleştirmeyi başardığını, varlık hakkını kazandığını söyleyebiliriz. Dolayısıyla çok da kolay olmayacaktır egemenlerin işi diye düşünüyorum. Çünkü Kürtlerin ve demokratik güçlerin siyasi alandaki varlığı yeni bir şey değil. Bunu engellemek için bu devletin yaptığı, aldığı tedbirler, yapmak istediği engellemelerin listesini tutsak herhalde dünyanın en kalın kitaplarından biri olur ama bunların hiçbiri bugüne kadar başarı elde etmedi. Bugünkü hava, yani dünden farklı olarak HDP'nin kararlılığını da yansıttı açıkçası. Yani bu saldırıları hiçbir biçimde bir paniğe, bir kargaşaya, bir endişeye etmeden kendi çizgisi doğrultusunda ilerleyeceğinin mesajını verdi Ankara'da bence. Evet. Şimdi tabii aslında daha önceden planlanmış bir oyun sahneye konduğuna ilişkin çok veri var elimizde. Örneğin bunlardan biri demin senin de sözünü ettiğin Devlet Bahçeli'nin açıklamaları ki bu Kemal Kılıçdaroğlu'nun Deva ve Gelecek Partilerinin seçime sokulmaması durumunda milletvekili desteği verebiliriz demesi üzerine Bahçeli 15 Mayıs'ta işte içinde dokunulmazlıkların da yer aldığı bir 6 madde sıralıyor. Siyasi partiler kanunu hemen değiştirilmelidir. Seçim kanunda düzenlemeler yapılmalıdır.
TBMM iş tüzüğü mutlaka yeni baştan gözden geçirilmelidir. Milletvekili dokunulmazlığı ile ilgili beklentiler karşılanmalıdır. Siyasi etik kanunu çıkartılmalıdır. Kamu kurumu niteliğindeki mesleki kuruluşlarla ilgili kanun düzenleme süratle gerçekleştirilmelidir. Şimdi bu altı madde içerisinde... Anlıyoruz ki oradaki beklentiler meselesi daha önceden MHP tarafından ifade edilmiş. Keza AKP içerisinde de bunu zorlayan çok sayıda insan olduğunu biliyoruz. Ama bekletiliyordu. Bir anda düğmeye basıldı. Evet. Çünkü azınlık iktidarı olduklarını gördüler ve acaba nasıl bu gidişi terse çevirebiliriz yönünde bir karşı harekat olarak bunu okumak lazım. Evet, şimdi İnci sana şunu sormak istiyorum. Şimdi bu yani bundan yaklaşık 20 gün önce Devlet Bahçeli bu 6 maddeyi sıralayınca biz bunların içinden en azından birini biliyorduk ki yani dokunulmazlıklarla ilgili bir anayasa değişikliği yapacak çoğunlukları yok. Bu yüzden o zamandan belli olmuştu ki bunlar rafta bekleyen dosyaları indireceklerdi. Ki onların içerisinde en eskisi Enis Berberoğlu'nun dosyası Kasım 2018'den beri bekliyor. Yanlış hatırlamıyorsam Leyla Güven'le Musa Farisoğulları'nın dosyası da Şubat 2020'den beri bekliyor. Şimdi belli ki bütün veriler bize gösteriyor ki bir oyun sahneye konulmak isteniyor. AKP nasıl bir oyunun peşinde? Yani benim görebildiğim kadarıyla bu Bahçeli'nin teklifinden önce de bir açıklaması olmuştu zaten. Fezlekesi gelenler için harekete geçinmeli, orası bekleme salonu değil falan gibi bir laf etmişti. Evet. Somut adım atmadan önce. Yani aslında Alp Altınus'un söylediği gibi çok açık birkaç nedeni var aslında bunun. Bir tanesi ve tabii ki başta geleni muhalefetin siyaset alanını daraltıp sürekli kriminalize ederek sıkıştırmak. Bir tanesi bu. Ama bana öyle geliyor ki bir diğeri de sadece Kılıçdaroğlu'nun Gelecek ve Deva Partisi'ne milletvekili transferiyle, geçici bir transferle grup kurmalarını ve seçime girmelerini sağlamak endişesi değil. Bir yanıyla da kendi milletvekillerinden, özellikle AK Parti'den ve MHP'den Deva ve Gelecek Partisi'ne geçecek milletvekillerine de çok ciddi bir gözdağı verildiğini düşünüyorum. Çünkü artık yani somut duruma bakılırsa artık bir anayasadan ve yasalardan söz etmek mümkün değil. En son 3 milletvekilinin tutuklanması tamamen anayasayı, yasaları ve bildiğim kadarıyla da meclis iç tüzüğü çiğnenerek yapıldı. Zaten yargılamalar da hiçbir şekilde hukuka ve yasalara uygun yargılamalar olmadı. Dolayısıyla bundan sonra da kendi transfer olacak milletvekillerinden, AK Parti'den ya da MHP'den gidecek milletvekillerinin de birkaç saat içinde herhangi bir gizli muhbirle, bir itirafçıyla yargılamaları, gözaltına almaları, cezalandırmaları son derece mümkün. Çünkü biz AKP Gülen ortaklığı döneminden şunu biliyoruz, yazıldı, çizildi, konuşuldu. Kendi milletvekilleri aleyhinde bile ciddi bir kaset arşivleri olduğu çok konuşuldu. Dolayısıyla kendi milletvekillerine karşı bile bunu yapan bir iktidarı, hele şu saatten sonra iktidarı artık kaybetme aşamasına gelmiş, bir azınlık hükümeti haline dönmüş, hükümet de yok aslında ortada. Bir azınlık koalisyonu var. Bu azınlık koalisyonu iktidarda kalmak için hem kendi milletvekillerine hem muhalefet milletvekillerine yönelik hem de toplumsal muhalefete yönelik bundan sonraki hiçbir adımında bir yasadan, anayasadan, hukuktan bahsetmek maalesef mümkün olmayacak. Burada bir şey bugün dinledim bir kanalda. Benim çok ilgimi çekti. Bilmiyorum, bakamadım son haberlere. Medyanın gündemine düştü mü? Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Çelik
Ben çelikleri çok karıştırdığım için hata yapmayayım diye ön adını söylemiyorum. Siz biliyorsanız, hatırlıyorsanız ekleyin. Eski AKP milletvekili çok önemli bir şey söyledi. Dokunulmazlıkların kaldırılması meselesi meclise geldiğinde ben muhalefet partilerini uyardım. Bunun yol açacağı sorunlar konusunda dedi. Ki o zaman AK Parti milletvekili iken, yani muhalefet partileri dediği CHP'yi uyardığını söylüyor. Çünkü zaten HDP buna evet oyu vermedi. İnci bir dakika sözünü rağmen... keseceğim. İnci pardon. Yeni gelen bir haber var, bir son dakika sıcak gelişme. Malatya Petürge'de 5.3 şiddetinde bir deprem olmuş şu anda. Haberler geldikçe biz buradan mümkün olduğunca aktarmaya devam edeceğiz. Evet İnci. Geçmiş olsun Malatya'ya. Evet. Umarım şehir yoktur. Geçmiş olsun. Yani çok ilginç bir açıklamaydı bugün dinlediğim açıklama ve tabii aynı zamanda şunu da söyledi beraberinde. Bugün gelinen noktada mutlaka artık hem yasal yollara her şeye rağmen Anayasa Mahkemesi dahil zorlanmalı ama hem de bundan sonra olacaklara ilişkinde mutlaka muhalefet birlikte davranmalı mealinde açıklamalar yaptı. Bunu umut verici bulduk. Umarım hayata geçer. Peki. Şimdi Erkin sana, senle devam edelim. Şimdi aslında tabii Enis Berberoğlu'nun ki bu MİT tırları dosyası ama Leyla Güven'in ve Musa Farisoğlu'nun dosyası ise KCK ana davasından. Evet, şimdi Cumhurbaşkanlığı tarafından hazırlanan 10 soruda 15 Temmuz darbe girişimi ve Fethullahçı terör örgütü raporu var. Ki dün Meclis Genel Kurulu'nda Soran Oluş'ta bunu açıkladı. Sonradan bu raporu geri çekip içinden KCK'yı çıkarmışlar. O raporda diyor ki ilk halinde tabii kumpas davaları ara başlığıyla Ergenekon, Balyoz, KCK, Selam Tevhid, Tahşiye, askeri casusluk davalarında sahte delil ve kurgu mahkemeleriyle rakiplerin tasfiye ettiği ortaya çıktı diyor. Ve bütün bu KCK ana davaları diğerlerinin hepsinden de beraat kararı. Hepsi tutuklu. Efendim? Hepsi tutuklu. Leyla Güven, Musa Farisoğlu kararını veren hakimlerin yani hepsi şu anda tutuklu. Cemaatten tutuklar. Şimdi onu sayacağım. Evet. Şimdi gazeteci Hayri Demir arkadaşımız da bu konuda bir çalışma yapmış. Yani yasa dışı dinlemeden iddianameyi hazırlayan savcılara kadar birçok işlemin altında imzası olan isimler ya mesleklerine ihraç edilmiş ya da tutuklanmış. Örnekleri de var burada. Mesela soruşturma dönemin özel yetkili Cumhuriyet Savcısı Turgut Ergun Tokgöz başlatıyor. Meslekten ihraç ediliyor, ardından tutuklanıyor. Gözaltına alınan siyasetçilerin ifadesini Cumhuriyet Savcısı Adem Özcan alıyor, ihraç ediyor, edilmiş ve şu anda yargılanıyor. Soruşturmanın başladığı dönemde Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılarından Durdu Kavak ihraç edildi. 6 yıl 3 ay hapis cezası aldı. İlker Yılmaz ihraç edildi. Soruşturmayı yürüten özel yetkili savcılardan sorumlu isim dönemin Cumhuriyet Başsavcı Vekili Ahmet Karaca'ydı. İhraç edildi. MİT tırları soruşturmasında tutuklandı, halen cezaevinde. Gene KCK davasının iddianamesini özel yetkili savcı İsmail Aksoy hazırladı. Aksoy ihraç edildi, tutuklandı. Yargılaması hala tutuklu sürüyor. Dava dönemin Diyarbakır özel yetkili 6. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülüyordu. Mahkeme Başkanı Menderes Yılmaz ihraç edildi. 7 yıl 3 ay hapis cezası aldı. Yılmaz'ın yerine atanan Bekir Soytürk ihraç edildi. Ardından tutuklandı. Tahliye taleplerini daha çıkacaklar gerekçesiyle reddeden Mahkeme Başkanı Mustafa Akgül'dü. İhraç edildi ve tutuklandı. KCK soruşturmaları kapsamında gözaltına alınanlar hakkında telefon dinlemesi, fiziki takip, gözaltı, yakalama ve tutuklama kararı veren hakimler Ömer Sevgili Ocak, Suna Yeşil Küçük, İsmail Gözükara, Ömer Yıldırım ve Suna Yeşil de ihraç edildi ve tutuklandı. Ve şu anda bütün bu süreç içerisinde Cumhurbaşkanı'nda kumpas davası dediği içerisinde tek cezaları kalan KCK'lılardı ve onların da bu cezalarından dolayı meclisten atılmaları sağlandı. Şimdi burada bir düşman hukuku uygulanıyor belli ki HDP'ye karşı. Sadece düşman hukuku değil, burada çok sahtekar bir strateji de uygulanıyor. Yani şu anda Türkiye'de şu anda AKP'li olmak, geçmişine bakmadan
yeter koşuldur. Dolayısıyla artık muhalefet partisi vekillerinin şundan da vazgeçmeleri gerekiyor bence. Hani İçişleri Bakanı'na yönelik o eski cemaatten yaptığı konuşmalar ya da Tayyip Erdoğan'a karşı yaptığı konuşmaları yayınlamanın bir karşılığı yok. AKP çok pragmatist bir siyaset izliyor ve aslında o Süleyman Demirel'in meşhur sözünden yola çıkıyor. Bunda anlaşılmayacak hiçbir şey yok. Dün dündür, bugün bugündür. Bugünkü koşulda AKP'li olmaktır. Şimdi buradan sonra aslında Alp Hoca HDP'ye değindi. İnce Hoca HDP'ye biraz giriş yaptı. Ben de CHP'nin tutumuna biraz değinmek isterim. Biz Türkiye'de hem iktidar pratiği açısından hem muhalefet, ana muhalefet ağırlıklı pratiği açısından aynı şeyleri yaşayıp duruyoruz. Bakın 24 Haziran 2018 yılındaki Cumhurbaşkanlığı seçimlerinden önce Kemal Kılıçdaroğlu dokunulmazlıklar konusunda şunu söylemiş. 2018 yılı. Demiş ki tavır stratejik bir adımdı. CHP siyasi tuzağa düşmedi. Şimdi ve şunu söylemiş yine aynı günlerde Tayyip Erdoğan ve Bahçeli bir araya gelse de %47'yi aşamıyorlar. Biz %60'la iktidarız. Şimdi bugün söylenenler de çok farklı değil. Yani demokrasi vurgusu, biz sandıkla çıkacağız, terörize olmayacağız. Yani bu terörize olmamaktan ve sokak korkusundan ne anladıkları da çok soru işaretlerine değer. Çünkü dünyanın her yerinde demokratik eylemler ve gösteriler ve tepkiler bir haktır. Sadece Kılıçdaroğlu değil aslında bir parti politikasında bu yönde olduğunu yani partinin genel eğiliminin de bu yönde olduğunu biz yine dün ilk refleksle atılan tweetlerden yapılan paylaşımlardan ya da canlı bağlantılara bağlanan vekillerin konuşmalarından anlıyoruz. Örnekler vermek isterim. Sayın Faik Öztrak sandıkta ders vermeye dikkat çekmiş ve demiş ki Kur'an ezan, bayrak, vatan, millet için göğsünü siper etmiş kuvayi, milliye, zihniyeti teslim olmaz. Ama dün teslim olmuşsunuz yani bir milletvekilinizi bir kere daha kaptırmışsınız. Yani şunun da sorgulanması yani gerekir. Meclis başkanının odasına gidip anayasa evet. Kitapçıyı bırakmak müthiş bir eylemdi. Aynen çok işte ağır böyle. Bir eylemdi yani. Yani aslında toplumun da çok fazla tepki gösterdiği ve üzerinde durduğu şeyler. Bakın Engin Özkoç ne demiş? Saray darbesi kabul edilemez. Ne kadar ağır bir laf değil mi? Bu lafları gazetecilerde halkın neredeyse %50'si de Twitter üzerinden bu koşullara rağmen imtina etmeden yazıyorlar. Muharrem Erkek. Alp Hoca'nın bir tarafından bir benzetme var. AYM incelemesini devam ettirirken bu şeyler düşürüldü, vekillikler düşürüldü. Yarın hak ihlali olursa ne olacak? Ben de karşılığında şöyle bir şey yaptım, yazdım bunu mentionlayıp AYM'ye ayar verecek. Bu da unutulup gidecek yani. Şimdi AKP, bakın dün vekillerin dokunulmazlıklarını kaldırdı ama komple bir oyun oynuyor. Yani şimdi birazdan tartışacağız. Bekçi tasarısı gelecek önümüze. Yani şunu söylemek istiyor. Eğer sesinizi çıkarırsanız pratik başka yöntemlerimiz de var. Şimdi bu tweetleri atmak evet doğru. Bu tespitleri yapmak uygun. Ama bu tespitler ve doğru ifadelerden sonra ne yapılacağı konusunun enine boyuna tartışılması gerekiyor. İlhan Ciyaner de dün CHP parti meclisi üyesi buna dikkat çekti. Yani evet tamam biz biliyoruz Türkiye'de faşizm koşulları var. Fakat biz bu faşizm koşullarına nasıl direneceğiz ve nasıl bir pratik geliştireceğiz? Şimdi biz bana kalırsa bu deneyimlerimizden şunu görüyorum ve içim de acıyor aslında ülkem adına. Biz çok geçmeden yani pazartesi günü yine şeyi tartışmaya başlayacağız. AKP'nin ve MHP'nin oy oranları düşüyor. Evet düşüyor ama bir
karşılığının olması gerekiyor. Yani biz işte Bahçeli'nin, MHP liderinin 6 maddelik seçim önerisini tartışıyoruz. Seçimsiz seçimi AKP ve MHP ittifakının formülize etme çabasını tartışıyoruz. Dolayısıyla işte o söylediğin gibi anayasayı oraya koymaktan, böyle gerçekçi tırnak içerisinde tweetler atmaktan başka yöntemler de olmalı. Yani taş gibi bir halk var ya, çelik gibi bir halk var ama siz havanda su dövüyorsunuz. Çelik gibi bir muhalefet var, altyapı var, taban var. Hem HDP tabanını kastediyorum, hem CHP tabanını kastediyorum. Ama siz üzerinizdeki o toprakla mücadele edeceğiz demeye devam ediyorsunuz. Bu yolla mücadele edileceğine bu koşullarda inanmıyorum. Yani ağır faşizmin karşısında demokrasiyi savunuyoruz demek şimdiye kadar 2015 yılından beri hiçbir işe yaramadı. Bundan sonra da eğer bu yöntem devam ederse hiçbir karşılığının olmayacağından da eminim. Meclis başkanı kapısını açıp önünde anayasayı görünce ne demiş biliyorsun değil mi? Aa, biz de bunu arıyorduk. Neredeydi bu demiş. Evet. Aynen. Şimdi Kılıçdaroğlu'nda bir yaklaşım var. Diyor ki baskıcı bir yönetim anlayışıyla herkesi susturmanın arayışı içindeler. Böylece daha baskıcı yönetim de önce olağanüstü hal ilan edip sonra da kimsenin itiraz edemeyeceği bir yönetim arzuları var diyor. Şimdi böylesine bir bakışla muhalefetin yaşananlara karşı ortak mücadelesi mümkün müdür Alp? Bir eylem birlikliği sağlama imkanı var mı? Ufukta görünüyor mu böyle bir şey? Evet, Sayın Kılıçdaroğlu'nun dün attığı tweet gerçekten bu konuda pek ümit verici değildi. Öncelikle onu ifade edelim. Evet. Yani 3 milletvekilinin ismini zikretmek yerine sadece Enis Berberoğlu'nu ifade etmesi sıkıntılı bir durumdu. Fakat tabii yani olayın başlangıcında da hani bu anayasaya aykırı ama evet mantığı, yani Enis Berberoğlu da bugün o anayasa değişikliğinden evet. dolayı içeride. Ve başka sorumlular da var bu işin. Yani bu anayasa değişikliğinin kendisi anayasaya aykırıdır. Bunu reddetmeyen Anayasa Mahkemesi, iptal etmeyen. Bu konuda AHİM'e yapılan başvurunun ancak şu sıralar yanıt bulabilmesi ve aradan geçen 5 yılın ardından Türkiye'den savunma, hükümetten savunma istenmesi. Olay çok boyutlu anlayacağınız. Yani tabii ki baş fail AKP ve MHP'dir ama HDP'li milletvekillerini hedefleyen o dokunulmazlık tasarısı meclisten geçtiği gün aslında meclis kendi ipini çekmiştir. Yani evet. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin son günüydü. Zaten büyük bir kavgayla olduğu anımsarsanız. Ondan sonra zaten 4 Kasım darbesi geldi. İşte Selahattin Demirtaş, Figen Yüksekdağ hala içerideler. Ve 4 Kasım darbesinden bugüne de Türkiye'de aslında yeni bir rejimden bahsetmek lazım. Bunu da başkancı rejim olarak adı 16 Nisan referandumunda kondu. Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi dedikleri sistem tek bir kişinin belki gün be gün değişen kararlarıyla ülkenin yönetildiği, aslında oradan oraya savrulduğu bir sistemdir. Herhangi bir iş tutarlılığı da olmayan. İşte Perşembe günü özür dilerim. Çarşamba günü Sağlık Bakanı hafta sonu sokağa çıkma yasağı yok dedi. Perşembe günü İçişleri Bakanı sokağa çıkma yasağı var dedi. Cuma günü Cumhurbaşkanı sokağa çıkma yasağı yok dedi. Yine Cuma günü biraz ilerleyen saatte Cumhurbaşkanı tekrardan sokağa çıkma yasakları olabilir dedi. Evet. Yani 3 günlük bir hadise. Fakat burada ilginç bir şey var burada. Yani Sağlık Bakanı Çarşamba günü açıklama yaparken bu hafta sonu sokağa çıkma gibi bir düşüncemiz yok diyor. Böyle bir şey önermediklerini söylüyor. Fakat İçişleri Bakanlığı Perşembe günü genelge yayınlarken aynen şu ifadeyi kullanıyor. Sağlık Bakanlığı'nın önerisi ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan talimatları doğrultusunda bu sokağa çıkma yasağı kararı alınmıştır diyor. Bugün de Erdoğan'ın işte kararı ben kaldırdım dediği tweetlerinde Sağlık Bakanlığımızın önerisi ve İçişleri Bakanlığımızın genelgesiyle bu hafta sonu 15 ilimizde sokağa çıkma yasağı uygulanınca dün gece ilan edilmişti ama vatandaşlarımızdan aldığımız değerlendirmeler bizi bu kararı yeniden gözden geçirmeye yöneltti. Hafta sonu sokağa çıkma sınırlaması uygulamasını iptal etme kararı aldım diyor. Hocam biraz Süleyman Soylu'ya mı sanki bunlar oynuyor?
hem Soylu'yu hem Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'yı mı? Meseleler ayrı bir konu. Süleyman Soylu'ya çok özel bir güç atfetmenin gereği yok. Yani Cumhurbaşkanı'nın iki dudağı arasındadır. Bunlar kapı kulu. Yani Osmanlı'da da kapı kulları vardı. Saray erkanı her an görevden alınabilir, her an her türlü göreve atanabilir. Yani onların hiçbir hak ve yetkisi yoktur. Şimdi saray rejimine doğru geçildikçe eskiden hani bakanlar kurulundaki bakanın da kendine göre bir hukuku vardı. Artık Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi denilen bu sistemde bakın işte Ulaştırma Bakanı bir sabah bir baktı resmi gazete saat 03:04 bir yayınlandı. Ulaştırma Bakanı yok. Nerede şimdi Ulaştırma Bakanı? Ara ki bulasın. Evet. Yani o anlamda burada eski anlamda bakan da yok şu anda. Yani bunlar aslında başkanın sekreterleridir. Amerika'da öyle. Yani Secretary of State falan derler Dışişleri Bakanı'na. Dolayısıyla bunların hepsi başkanın yürütme yetkisini kullanırken ona yardımcı olan kişilerdir. Dolayısıyla Süleyman Soylu bir sabah kendisini İçişleri Bakanlığı'ndan alınmış olarak bulabilir. Yani özel bir güç atfetmeye gerek yok. Kendi aralarındaki meseleler ama bizi ilgilendiren burada Türkiye'nin gerçekten bu sistemle çok kötü yönetildiğidir. Yani çok hızlı karar alma özelliği var diye övülüyor ama 3 gün içerisinde alınan 3 karara bakıyorsunuz, 3'ü de birbiriyle çelişiyor. Yani bu mudur hızlı yönetim? Tam tersine birbiriyle çelişen, daha önce işte biliyorsunuz Süleyman Soylu'nun aldığı ve vatandaşı sokağa döken çok kötü bir sokağa çıkma yasağı kararı vardı. Pek çok virüs bulaşına sebep oldu. Bir de şunu mutlaka vurgulamak lazım. Bugün vaka sayısında artış oldu. Yani 200 kadar bir artış var. Ve gerçekten 1 Haziran itibariyle Türkiye sürü bağışıklığına geçti. İnsanların sokaklara döküldüğü, salgın öncesi dönemin birebir aynısı miktarda, nicelikte insan sokaklarda, kafelerde, restoranlarda her yer tıklım tıklım. Bunun temel sebebi tabii Türkiye'nin yaşamakta olduğu finansman krizi ve bu finansman krizinin tölere edebilmenin yegane yolu olarak turizmin görülmesi. Evet. Turizmi canlandırmak adına çünkü 2019 yılında işte 35.6 milyar dolar gelmiş turizmden. Bu çok büyük bir döviz miktarı. Yani bunu hiçbir hükümet reddedemez böyle bir miktarı. Tabii ki böyle bir miktar gelmeyecek bu sene ama hiç değilse bir 10 milyar dolar gelse turizmden çare değilse bile hafifletici olur diye bakılıyor. Dolayısıyla liseliler için YKS erkene çekildi. İşte sokağa çıkma yasağı bir ilan ediliyor, bir edilmiyor. Vaka sayıları arttığı halde böyle kararsızlıklar devam ediyor. Bu hafta sonu muhtemelen virüsün artık pik noktası dediği şey aslında bu hafta sonu yaşanacak büyük ihtimalle. Çünkü havalar güzel, hafta sonu tatil, herkes bir yerlere gidecek ve ciddi anlamda bir virüs yayılmasını ne yazık ki yaşayacağız. Bu da tabii hükümetin bir de pozitif ayrıştık diyorlar, çok iyi yönettik diyorlar. Bu da doğru değil. Yani Türkiye'de AKP'nin yok etmeyi başaramadığı iyi kötü bir kamusal sağlık sistemi var. Yani Amerika Birleşik Devletleri'nin evet. Her şey özel sağlığa dayanıyor evet. Orada. Özel sağlık sigortaları, özel hastaneler. ABD'nin salgın konusundaki kötü sınavının sebebi o. Yani ama Türkiye şu anda Avrupa ülkeleri içerisinde virüsün en hızlı yayıldığı ilk 3 ülke arasında. Dünya Sağlık Örgütü'nün resmi açıklaması böyle. 1 Rusya, 2 İngiltere, 3 Türkiye. Şimdi bu şartlarda siz salgın bitmiş gibi bir hava yaratıp bütün engelleri kaldırdığınız vakit ne olacak? Tekrardan o bulaşı başlayacak. Evet. İkinci bir dalgaya sebebiyet vereceksiniz ki İran'da başladı ikinci dalga şu an. Evet. Evet. Koray hoş geldin aramıza. Merhaba. Yani bir teknik sorun nedeniyle biraz geç katıldın. İnci sana döneceğim ama önce Koray'ın ben geç katılmasından dolayı düşüncelerini alayım. Evet, yani Türkiye'nin değişen gündemini konuşuyorduk ve dokunulmazlıkların kaldırılması bomba gibi. Kısmen izledim. Tamamını değil ama arkadaşlarımın söylediklerini bir kısmını peki, izledim. Peki bu Türkiye'de yaratılan bu son tablo sana ne düşündürüyor? Valla işte iktidarın çok sıkıştığını, iyice sıkıştığını düşündürüyor. Şimdi işte birbiri peşi sıra bir sürü şeyi gündeme sokacaklardı tahmin ediyorum. Zaten 4 Haziran bir milat olacaktır. Yeniden bir milattır. Siyasette yeni bir dönem başlıyor falan diyorlardı. İşte bu dokunulmazlıkların kaldırılması emriyle, sarayın emriyle kaldırılmasının ile başladı bu süreç.
Zaten bunun bir takım belirtileri var biliyoruz. Arka arkaya aslında bir film oynanıyor Türkiye'de. Bu film devamlı tekrarlıyor. Döne döne aynı yere geliyoruz netice olarak o. Şimdi işte seçim yasası hazırlığı var. Demin bahsettiniz Bahçeli'nin talebi doğrultusunda ama ciddi olarak sarayda böyle bir hazırlık olduğu işte dar bölge mi ya da daraltılmış bölge mi vesaire gibi şeyler, ittifakların yasaklanması ile ilgili bir takım şeyler dolaşılıyor. Hemen başka konular var. Ayasofya'nın ibadete açılması meselesini, evet, evet. Yani kullanabilecekleri ne varsa malzeme. Ama son malzeme de o zaten, başka bir şey kalmadı. Kullanılan müptezelleşmiş şeyler bunlar. Döne döne bunları kullanıyorlar. Hazır bekleyen Doğu Akdeniz'deki mesele var. Yunanistan'la ciddi sorunlar var aslında. Ve bunu istedikleri zaman sertleştirebiliyorlar. İşte Yunan tarafının da artık yeter ya, fazla oldunuz, biz de gerekirse karşılık veririz diye bir şey var. Yunan Dışişleri Bakanı'nın açıklaması var, biliyoruz. İdlib'de Yunan'a devam ediyor. Yani savaş mı yapacak, pazarlık mı yapacak? Libya'nın pazarlığı, bir sürü şey dolaşıyor, söyleniyor. Yani Libya'daki durum ortada. Oraya büyük yatırım yaptı. Savaş malzemesi, silah, asker vesaire, para, pul. Dolayısıyla yani nereye başvuracağını, ne yapacağını bilemiyor adeta. Yani iktidarı sürdürebilmek için bu oy kaybını ve erimeyi durdurabilmek için yahut da işte milletin gözünü boyayabilmek için elinden geleni yapıyor. Şimdi bir de belki konuştuğunuz ya da konuşacaksınız, bekçiler meselesi var. Evet, arkasında şimdi onu işte, İnci'ye bekçiler, soracağım bekçiler, zaten. Bekçiler meselesi. Hiç ihtiyaç olmadığı kadar zaten Türkiye polis devleti, yani inanılmayacak kadar 200-300 bin kadar polis, işte 250 bin civarında jandarma var. Ondan sonra üstüne bir 50 bin de bekçi. Ama tabii bu bekçileri diğer güvenlik görevlisi gibi görmemek lazım. Bu doğrudan doğruya saraya bağlı, doğrudan saraya bağlı ve AKP, MHP ve tarikatların militanlarından oluşan yeni bir güç bence. Evet. Yani şimdi doğrudan doğruya onların olacak bir güç. Ben burada İnci'ye döneyim. Çünkü İnci bu haftada onu yazmıştı. Yani İnci'nin yazısının başlığıyla sorayım aslında. Düdüğü kim çalacak İnci? Ya ben de bu soruyu soruyorum hakikaten. Saray çalacak. Saray. Yani düdüğü kimin çalacağı, işte aslında bugün yaşadığımız mecliste gerçekleşen darbeyle de çok bağlantılı. Yani hala ya şimdi şöyle bir şey oldu. Bekçi, yani mahalle, evet, ve çarşı bekçileri kanunu geçti. Üzerine bu milletvekilliği dokunmazlığı olayı patlayınca bu kanunun geçtiği bile unutuldu. Yani başımıza ne, evet, çorap örüleceğini. Bu kanunla çok bağlantılı, evet, işler. Tartışamadık ama hakikaten Erkin de dediği gibi bu kanunla çok bağlantılı. Bu bağlantıyı tabii da kurarak hepsi söylersen. Ya zaten Devlet Bahçeli'nin önerdiği bütün maddeler birbirini tamamlayıcı. Yani neyi tamamlıyorlar? Açık, hani de facto diktatörlük denen rejimi artık de facto hale getiriyorlar. Bunun için de gereken her şey yapılıyor. Mecliste de muhtemelen bu bütün değişiklikler tek tek çıktıktan sonra da meclisi kapatırlar artık. Yani mecliste, çünkü meclis ne zaman açılsa sadece istedikleri yasaları çıkarmak için meclisi açıyorlar. Aç kapa bir meclis. Yani meclisin ne itibarı ne saygınlığı kaldı. Ve hala CHP'nin kurmayları, o genel merkezi kuşatmış zihniyet hala bir öz eleştiri vermedi. Ben önce bunu söylemek istiyorum. Çünkü bekçiler yasasıyla da aynı. Önümüzdeki günlerde, daha doğrusu yaşanacaklar, hep aynı mantık nedeniyle toplumu çaresiz bırakıyor. Bizi çaresiz bırakıyor. Bekçiler yasası aslında bir paralel ordu bana göre. Yine AKP ve MHP koalisyonu hiçbir şeyi tek bir nedenle yapmıyor zaten. Yani bir taşla birkaç kuş vurarak ilerliyorlar. Bir tanesi tabii ki ve doğrudan işte yine meclise gelecek olan STK'lar, meslek odaları, barolar vesaire, evet, hepsini saptı rapt altına alacak. Yasaları ve muhalefeti bir yandan yasal yollarla ellerindeki yasaları bir kırbaç gibi kullanarak hizaya sokmaya çalışıyorlar.
Bir yandan da gelecek tepkileri bütün toplumun kılcal damarlarına kadar girerek bir bekçi şiddeti de ekleyerek ki korkunç verilen yetkiler. Yani polisin sahip olmadığı, polis bile arama yaparken bir izin almak zorunda en azından şeklen. Bekçinin öyle bir şeyi bile yok. Çok rahat silah kullanacak. Ve bunların biz hepsini çeşitli tarikatlar ve AKP içi örgütlerini verdiği listelerle, AKP evet. ve MHP, evet. Onların listeleriyle alındığını da biliyoruz. Yani evet. basbayağı bir mis güç oluşturuluyor. Fakat burada ya muhalefete ne yapacakları çok belli. Ama bir yandan da neden Avrupa standartlarına göre bakıldığında 90 kişiye bir kolluk gücü düşerken ülkede rekor halinde diğer ülkelere bakılınca neden bekçileri yeniden devreye soktular? Bunun bir nedeni buysa bir diğer nedeni de bence birçok işte Şami Tayyar'ın Doğu Perinçek'e yazdığı hakaret dolu ve ısrarlı birkaç tweet'i yine işte iktidarın içinden bilgi alabilen gazetecilerin, yazarların aktardıklarına göre içeride süren güç kavgaları bütün bunlara karşı bir aynı zamanda kendine bağlı Erdoğan'ın sadece kendinden muhafız ordusu şey yaptı. Evet, bir milis ordusu oluşturuyor bir yandan da. Çünkü biz biliyoruz aslında bu birliktelik bir gönüllü birliktelik değil. Yani sonuçta gücü paylaştıkları bir birliktelik. Ne zaman dağılacağı, ne zaman bozulacağı da çok belli değil. Ama bizi ilgilendiren kısmı güç, yani daha doğrusu demokratik hukuk devletinde eğer azınlığa düşmüşse bir iktidar normal olarak seçim zamanı değişir. Ama artık şu hale geldik ki seçim olacak mı olmayacak mı bilmiyoruz. Evet. Yani muhalefetin bu korkak, kendine güvensiz ve hala mesela çok ilginç Engin Altay açıklama yaparken şimdi ben bunu deyince gene bize teröristleri mi koruyorsun? Yok bilmem ne diyecekler falan gibi dipnotlarla açıklama yapmak zorunda kaldığı bir zavallılık hali maalesef azınlık iktidarının bu ülkeye ne yapacağı konusunda belirleyici olamıyor. Evet. Tüm mesele bu. Bekçiler de önümüzdeki günlerde muhtemelen çok ağır şeyler yaşayacağız. Çok ağır şeyler evet. yaşayacağız. Evet. Peki Koray, programın sonuna geliyoruz. Sana en azından şunu da sormak istiyorum. Sen bu hafta da yazdın onu. Mafya ile kol kola. Bir cümle ekleyebilir miyim? Evet. Bu bekçiler meselesi aynı zamanda yaşam tarzında müdahalenin de bir ahlak polisi. Yani ahlak Tabii. polisi aslında. Bu İran'daki ahlak polisi gibi. Evet. İran'daki Besiç milislerinin aynısı. Evet. 1979'da kuruldu ve daha sonra 2009'da bunlar ilk çok büyük icraatlarını gösterdiler. Muhafız birliklerine bağlı aynı zamanda insanları işte Mahmut Ahmedinejad'ın Cumhurbaşkanlığı seçimlerini usulsüz bir şekilde kazanmasının ardından sokaklara dökülen insanlara karşı bu güçler kullanıldı. Camilerde, apartman aralarında, evlerin boşluklarında insanlara işkence yaptılar. Şimdi kafalarındaki plan budur. Oraya gelmeden başka şeylere tanık olacağız. Yani bir takım zamanlarda evine niye bayrak asmadın? Ya da işte bizim mahallede şehit içki vardı içti, sen niye ona içki katılmadın? İçki içmedin. Onlar başlayacak yani. Bunlar çok kısa süreç ya da kadınlara ve diyecek ki senin bu etek boyun uygun değil. Evet. Bu şekilde gezemezsin. Ve polisle de aralarında çatışmalar çıkacak. Yani çıkma, gece ben eve gelirken örneğin senin ne işin var bu saatte sokakta yani bir kısmı onlar. Ya da şu ana kadar benim gördüğüm yani 4-5 bir polis formülüyle geziyorlar. Evet ama yani
Şimdi klik çatışmalarından yola çıkarak da bu tür çatışmaların olduğu da dünyada örnekleri var. Kaçınılmazdır. Şimdi bekçiler şöyle de bir şey istiyorlar Alp Hoca. Bize bekçi demeyin. Mesela internette duyduğumuz gece kartalları. İçişleri Bakanlığı bugün bekçi demiş vallahi. Yapacak bir şey yok. Muhafız denmesini bile talep ettiler ya. Talep ediyorlar. Gece kartalları denmesini talep ediyorlar. Yani burada aslında kendilerini yani tabii iktidardan ve ortağından aldıkları güçle bir başka yerde konumlandırmak istiyorlar. Sadece mahalle abisi de değil. Şimdi programın sonuna geliyoruz arkadaşlar. Ben Koray'a sormak için soruyu sorayım. Bu mafya ile kol kola siyasiler meselesi var. Burhan Kuzu Zindaşlı derken serbest bırakan hakimden işte 960 milyonluk bir hesap falan çıkıyor. Hesabında acayip oynamalar var. Maaşıyla çok orantısız gelirler var. Bir yandan Alaaddin Çakıcı, demin Alp de söyledi, kahraman ilan ediliyor. MHP Genel Merkezi'nde Bahçeli'ye gidiyor, ziyaret ediyor falan. Nasıl bir mafya mı devletleşiyor? Devlet mi mafyalaşıyor? Ne oluyor Koray? Vallahi uzun, yani bunun çok eski bir geçmişi var. Tabii çok eski dönemler, Demokrat Parti zamanından başlayarak ama esas itibariyle Susurluk döneminde hep biliyoruz devletin içinde nasıl mafyanın yerleştiğini, devlet-mafya ilişkilerinin ne olduğunu Susurluk vesilesiyle ortaya dökülmüştü. Ama tabii Susurluk da kapatıldı ufak tefek bir takım şeylerle. Kapatıldı ve bu devam etti. Yani devletin içindeki bu pislik, mafyalaşma giderek devletin bir mafyoza bir örgütte dönüşmesini izledik biz. Ve bu AKP iktidarı, şimdi AKP-MHP iktidarı döneminde alt safhada. Yani şu anda tam bir mafyoza bir devlet var. Yani şu anda ülkeye el koymuş, açık söylemek gerekirse, ülkeye el koymuş mafyoza bir örgütlenme, yapılanma var. İşte bunun örneklerini, yani Suriye'de bütün suç örgütleriyle, teröristlerle, orada bütün dünyanın terörist ilan ettiği örgütlerle içli dışlı vaziyetteler. İşte en son gelen fotoğraflar var bölgeden. HTŞ ile HET Tarvişam militanlarıyla Türk Silahlı Kuvvetleri askerleri aynı yerde, aynı karede görüntü veriyorlar. İşte Libya'da da öyle uzağa gitmeye lüzum yok. Açıkça yapıyorlar ayrıca. Libya'da da açıkça cihatçı örgütlerin oluşturduğu bir yapılanmayla işbirliği halinde ve Türkiye bütün gücüyle oraya destek veriyor. Bütün olanağıyla, yani para, pul, silah vesaire, insan gücü olarak onlarla içli dışlı. Dolayısıyla tabii bu kadar çok rahat resim vermeleri, fotoğraf vermeleri çok normal. Yani bunu göstere göstere, işte biz buyuz. Yani bu işler böyle gidiyor. İster kabul edin, ister etmeyin diyor. Nitekim suç örgütü liderlerini hapisten çıkartıp halkın oylarıyla seçilmiş milletvekillerini içeri atıyorlar. Yani sonuçta da bu oluyor. Evet. Yani ortaya çıkan durum da bu. Evet, ilk bölümün sonuna gidiyoruz. İnci, ben son bir değerlendirmeni alayım senin. Şunu söylemek istiyorum. Yani şu saate kadar bu arada pardon, Kuzu'nun bir fotoğrafı daha çıktı. Bu sefer de gözaltına alınıp bırakılan bir kadın mafya anasıyla. Evet. Evet. Yani adam bunu hep yapıyor. Yani arkasında da saray var. Şu anda sarayda da görevli yani. Saraydaki görevini de bırakmış değil şu anda. Görevden alınmış tabii değil. Tabii hala görevde, evet. Ama kayyumlar da en son işte Van eski belediye başkanı Bekir Kaya'nın davasıyla ilgili ortaya çıkan gerçekler ortada. Evet. Yani hiçbir ilişkisi olmadığı halde insanlar belediye başkanlıklarından alınıyorlar ve hapislere atılıyorlar, değil mi? Halbuki hala arkadaş, içeride. Yani hakkında 5 sene isteniyor. Yani bir dava açılmış ama görevini devam ettiriyor sarayda. Peki Alaaddin Çakıcı'yı önce cezaevinde ziyaret eden, sonra tahliye ettiren Devlet Bahçeli'ye ne demek gerekiyor bu durumda? En son yine bir görüntü verdiler. Evet. Tabii teşekkür ziyaretinde onları Alaaddin Çakıcı'yı aleyhine gösteri gösteri çıkarttılar. Hiç hakime rüşvet falan da vermeyler. Direkt sözde infaz yasası, özde Çakıcı affı diyorum ben ona ve iktidarı şey yaptılar yani, hala iktidarı zorladılar bunu çıkartmak için, yani iktidar eliyle çıkarttılar resmen. Evet,
Koray Hocam, Cumhuriyet Halk Partisi hala Anayasa Mahkemesi'ne başvurmuş değil. İnfaz yasasından kuşkuluyum, onu söyleyecektim sana. Başvurmayabilir son anda. Hala başvuracağız diyorlar ama. Hala başvuracağız diyorlar. Neden başvurmayabilir? Sen de biliyorsun bunu. Doğmadı. Efendim bu kadar insan yararlandı. Şimdi başvurup da bunların, bu yararlananları işte şey yapmayalım, zarara uğratmayalım diye. Çünkü aynı mantık dokunulmazlıkların kaldırıldığı sırada da 21 Mayıs 2016'da da yaşadık. Değil mi? Şöyle ne dedi orada? Efendim işte anayasaya aykırı siyasi... olduğu halde biz bunu şey yapacağız. Sonra da ne dedi? Dokunulmazlığını kalkmasını istiyoruz. Çünkü siyasetçi bedel öder. Biz bu bedeli ödemeye hazırız. Gene aynı şeyleri söylemiş. Bedel ödeyeceğiz ve en fazla bedeli de CHP ödeyecek diye. Ama bu bedel biraz da genel başkanın yanlış tercihlerinden dolayı ödeniyor yani sonuçta. Kılıçdaroğlu'na da sıra geliyor diyor. Ama Kılıçdaroğlu'nun ve başka CHP'lilerin de fezlekesi var. Ve onlar da tek tek gündeme gelecek. Ben eminim ki başka CHP'liler de peş peşe peyderpey alınmaya devam edilecek. Yani. Hocam belki Kılıçdaroğlu değil ama. Çünkü Kılıçdaroğlu'nun bir yararlı tarafı olduğunu düşünüyorum bu haliyle AKP-MHP ittifakına. Valla her şey mümkün, dengelere bağlı. Göreceğiz. Alp senle devam edeceğiz zaten. İkinci bir cümle sadece söyleyecektim. Demin yarım kaldı. Evet. Yani Silivri ve diğer siyasi tutsakların olduğu cezaevlerinde koronavirüs yayıldığı halde hala bu başvurunun yapılmamış olması da çok büyük bir eksiklik. Evet. Evet arkadaşlar, ilk bölümün... Kesinlikle demiyorum. Gerçekten hepimiz yorulduk aslında hep aynı şeyleri konuşmaktan ama sonuç olarak şu saate kadar doğru dürüst tek bir açıklama ne CHP'den, hani muhalefeti, CHP tabanı dahil, yani çünkü CHP tabanının da en azından bir bölümünü biliyorum. Onları bile tatmin edecek, ikna edecek, rahatlatacak ya da umut verecek muhalefet kanadındaki hiçbir partiden doğru dürüst tek bir açıklama gelmedi. Bu da maalesef Türkiye'de bir demokrasi kültürünün olmadığının en önemli göstergesi. Evet, İnci teşekkür ederim. Beden ödeyerek öğreneceğiz. Evet, peki İnci teşekkür ederim katıldığın için. Çok sağ olasın. Koray Düzgaran sana da teşekkür ederim. Biraz kısa oldu ama teknolojinin azizliğine uğradık. Alp biz seninle devam edeceğiz ikinci bölümde. Erk'le de devam edeceğiz. Evet, Bir Artı Gerçeğin ilk bölümünün sonuna geldik. Saat başında ikinci bölümde buluşmak üzere.